Ankara'da neler oluyor da merhabalar efendim. Yurtta öne çıkan başlıklarla birlikte olacağız. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Erzincan Başbağlar Köyü şehitlik anıtını ziyaret etti. 33 vatandaşımızın şehit edildiği katliam için devletimize yıllardır vurulmaya çalışılan darbenin izlerinden biridir dedi. Başbağlar katliamı şehitleri unutulmadı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 33 vatandaşımızın şehit edildiği Erzincan Başbağlar Köyü'ne gitti. Başkan Demircan önce 1993'teki katliamın anlatıldığı müzeyi gezdi, ardından Başbağlar Köyü şehitlik anıtını ziyaret etti. Sonrasında da vatandaşlarla bir araya geldi. Devletimizin birlikte yaşama kültürüne yıllardır vurulmaya çalışan darbenin izlerinden biri. Doğuştan her iki elinde de birer parmağı vardı. 10 yaşındaki İzmirli Ramazan'ın ayakkabı giymesine engel olan ayak parmağı eline nakledildi. Artık elini kullanabiliyor Ramazan ve kumanda tutarım, kilidi açarım, yemek yerim, ödevlerimi yaparım diyerek sevincini paylaştı. At şimdi onu. Bırak. Her iki eli de doğuştan birer parmaktan ibaretti. Ailesi hastane hastane dolaştı. Sonunda sol ayağında ayakkabı giymesini engelleyen parmağı sol eline nakledildi. Biz bu parmağı alıp eline nakletmeyi önerdik. Bundan yaklaşık 10 gün önce ameliyatını gerçekleştirdik. Uzun ve meşakkatli bir ameliyat. Yaklaşık 10 saat kadar sürdü. Yani gelir gelmez çocuğuma öyle bir sahiplendiği anlatamam. Çok duygulandım, çok sevindim, çok mutlu oldum. Çok sağ ol doktor Emre Bey, teşekkür ediyoruz. 10 yaşındaki Ramazan Fidan, İzmir'deki Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat edildi. Doktoru o operasyonun zorlu ama bir o kadar da başarılı geçtiğini söyledi. Ramazan'ın kendine has bir anatomisi var, her şey farklı. Sıfırdan bu buymuş, bu şu olması gerekiyor, bu şu olabilirmiş vesaire şeklinde keşfede ameliyatını yaptık diyeyim. Çok şükür şu anda başarılı olduk. Eline yeni kavuştun diyebiliriz. Ne yapacaksın? Ne gibi planların var? Kumanda tutarım. Kilidi açarım. Yemek yerim, ödevlerimi yaparım. Küçük Ramazan artık sol eliyle hafif nesneleri tutabiliyor. İki parmaktan oluşan elini fizik tedavinin ardından daha da iyi kullanabilecek. At şimdi onu. Bırak. Aferin. Ver bakalım. Düzce'de yol verme tartışması yüzünden kavga çıktı. Düğün konvoyuyla bir başka grup birbirine girdi. Sopalar, tekmeler havada uçuştu. Trafikteki o korku yaratan anları getirelim şimdi ekranlarınıza. Ay Ersin, biz nereden geldik buraya? Ersin geri dön. Nereye döneceğim? Arkamda araba var. Düğün konvoyunda sopalı, uçan tekmeli kavga çıktı. O anları bir vatandaş cep telefonuyla çekti. Olay Düzce D100 karayolunun Abant kavşağında meydana geldi. Kadına bak. Düğün konvoyundaki bir otomobilin sürücüsü başka bir otomobilin sürücüsüyle yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Eyvah, nereden geldi? Kim kime vuruyor? Her iki tarafta trafiğin ortasında araçlarından inerek birbirlerine saldırmaya başladı. Ay Ersin, biz nereden geldik buraya? Ersin geri dön. Nereye döneceğim? Arkamda araba var. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kadınlar ve çevredekiler araya girdi. Sonunda taraflar yatıştırıldı. Sürücüler araçlarına binerek ayrıldı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobili arkadan çarpan motosikletteki iki gençten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Oğlunun cesedini teşhis eden babanın yaşadıkları da yürekleri sızlattı. Sinyal vermeden bir anda yola daldı. Motorda ister istemez sağ sola kaçma gibi şansı yok. Motoru yan yatırıp arkasını çamurluğuna vurdu. Hatalı şerit değiştiren taksi sürücüsü kazaya neden oldu. O kazada bir kişi öldü.
Ölümlü kazanın adresi Bağcılar. Tem otoyolu İstoç mevkii. Sabah saatleriydi. İddialara göre bu taksinin şoförü yan yol ayrımından Tem otoyoluna girmek için aniden şerit değiştirdi. O sırada arkadan gelen motosiklet sürücüsü kaçamadı. O taksiye hızla arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü ve arkadaşı çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. Taksi şoförü ise yardım etmek yerine aracı bırakıp kaçtı. Taksi sürücüsü önce buralardaydı. Gitmemesini söyledik. Ondan sonra bir yakınıyla telefonla konuşuyordu. O arada kaybolmuş. Kazayı görenlerin ihbarıyla hem polis hem de sağlık ekibi kaza noktasına geldi. Ama motosiklet sürücüsü Ayhan Bulut çoktan can vermişti. Ağır yaralı arkadaşı Emrullah Ünal hastaneye kaldırıldı. Kazada ölen motosiklet sürücüsünün arkadaşları acı haberi alıp olay yerine geldi. Uzun süre böyle gözyaşı döktüler. Polis kaza sonrası kaçan taksi sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Efendim hemen bir düzeltmeyi de yapmış olalım. Burası Antalya değil, İstanbul Bağcılar. İstanbul Bağcılar'da gerçekleşti bu kaza, ölümlü trafik kazası. Onu da dipnot olarak sizlere hatırlatmış olalım. Zonguldak'a gidelim. Zonguldak'ta otomobil refüje çarptı. Emniyet kemeri bağlı olmayan 20 yaşındaki bir genç yola savruldu ve hayatını kaybetti. Gencin yakınlarını sakinleştirmek mümkün değildi. Abi çek tarafı. Öztürk'ün kullandığı otomobil refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü Öztürk ağır yaralandı. Burdaya dönen otomobilden fırlayan 20 yaşındaki Batuhan Karay ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı haber alıp olay yerine gelen gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Yerde yatan Karan'ın cenazesine sarılan yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Fenalaşanlara sağlık ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı. Yaralı sürücü Emre Öztürk, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İstanbul polisi otogara baskın yaptı. Bodrum katı 10 numara yağ yakıt istasyonu gibiydi. Depoları bu parlayıcı yakıtla dolduran, otobüsler nerede patlayacağı belli olmayan tekerlekli bomba gibi yollara çıkıyordu. Suçüstü yapıldı, çok sayıda kişi de gözaltına alındı. İnşallah bir şey yoktur. Sıcaklık ta buraya geldi ve bir patladı. Bir patlama daha oldu. Bunun adı 10 numara felaket. Piyasada 10 numara olarak bilinen yağlar otobüslerin yanmasına neden oluyor. İşte görüldüğü gibi fiberler içerisindeki akaryakıt, kaçak akaryakıtlar görüyorsunuz. Yüzlerce otobüsün binlerce yolcunun olduğu Esenler Otogarı'nda bundan daha büyük bir faciaya ramak kaldı. Zira Bodrum katı 10 numara yağ yakıt istasyonu gibi. Otobüslere buradan akaryakıt sağlanıyor. 12 litrelik bidonlarla da koyuluyor bu otobüslere. Manzara ürkütücüydü. Depoları bu yakıtla fullenen otobüsler nerede patlayacağı belli olmayan tekerlekli bomba gibi yollara çıkıyordu. Bir yandan yolcuların canı içe sayılıyor, diğer yandan vergi kaçırılıp devlet zarara uğratılıyordu. Kaçakçılık suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bayrampaşa otogarının alt bölümlerinde bulunan yerlerde kaçak akaryakıtın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda suçüstü alınan ürünleri gösteriyoruz. 10 numara yağ satan çeteye ve alıcılara operasyon düzenlendi. Tonlarca kaçak akaryakıt hazır haldeydi. Baskın anında bu otobüs şoförü kaçakçılar akaryakıtın içine tiner, yanıcı ve parlayıcı madde katıyordu. Böylece fiyatını yarı yarıya düşürüyordu. Ancak bu yakıt karışımıyla yolcuların hayatı hiçe sayılıyordu. Operasyon sonrası 5 kişi tutuklandı. Efendim Malatya denince akla ilk kayısı geliyor. Türkiye'nin göz bebeği Malatya kayısısı Avrupa Birliği tarafından da tescillendi.
Güneşin altında kurumaya bırakılan da var, dalından koparılıp satılan da, kazanlarda reçel haline gelen de. Malatya'nın kayısısı sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da göz bebeği olmayı başardı. Malatya kayısımız da dünyaca tescillendi. Dünyada en güzel kayısı Malatya'da olduğu tescillendi. Onun için de gururluyuz. Malatya denince akla ilk gelen kayısıdır. Hatta öyle ki besin değeri oldukça yüksek olan bu kayısı kısa süre önce Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret olarak tescillendi. Kayısının faydalarını da Malatyalı üretici Halil Doğan anlattı. Tatlı olur, şeker oranı yüksek olur. Lezzet, ayrıca bir lezzet verir yenirken. Hani dünyada da bilinci, Türkiye'de de bilinci Malatya kayısısı, tadı da güzel olur. Kendi de güzel ve bu çok bir faydalı bir meyve. Bağırsakları çalıştırır. Beyine faydalı, sağlığa faydalı, enerji verir. Malatya kayısısı bundan böyle Avrupa pazarında da olacak. Marketlerde ve raflarda Avrupa Birliği resmi coğrafi işaret amblemiyle satışa sunulacak. Efendim, saat başında Seda Selek sizleri haberdar etmeye devam edecek. Gününüz iyi geçsin. Hoşça kalın.